Şöyle notlarıma baktığım zaman dişlerle ilgili dişler yaşlanır mı sorusunu Evet, görüyorum. evet. Dişler gerçekten yaşlanıyor mu hocam? Dişler gerçekten yaşlanıyor. Aslında dişler geçmişte de yaşlanıyordu ama insanlar bunun farkında değillerdi. Yani dişler aşındıkları zaman ya da bir sorun çıkarttıkları zaman otomatik olarak çekiliyorlardı. Bu çekilmenin sonucunda insanlar belirli bir süre sonra dişsiz kalıyorlar ve total protezler oluyordu. Yani artık dişleri olmuyordu ağızlarında. Bundan dolayı yaşlanma total protezlerle gideriliyordu. Ama şu anda mevcut olan dişlerimizde zaman içerisinde aşınmalar ortaya çıkıyor ve bu zaman içerisindeki aşınmalar sonucunda da dişlerimiz yaşlanıyor ve sonuç olarak da yüzümüzün taşıyıcı bölümünde yer alan, yani şu kısımda yer alan ve iskelet sistemimizin bir parçası olan dişler. Aslında şuradaki iskeleti de buraya getirebilir miyiz getirelim acaba? Getirelim hemen. Çok hemen iyi olur. Getirelim. İskelet sistemimizin bir parçası olan çenemizde eriyerek dişler ve yüzümüz yaşlanıyor. Bütün iskelet sistemimize de etki eden bir sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi düşünün, bu bir iskelet. Ve burada dişler var. Ve biz dişleri geçici organlar olarak görüyoruz. Diyoruz ki bunlar da sorun çıkarsa çekilir. Ve çekildiği zaman ne oluyor? O görevini burada yerine getirmiyor. Halbuki bu kısımda, yani burunla çene ucu arasında yüzün taşıyıcı kısmı dişler. Dişler yaşlandığında, aşındığında da bu kısımda çökmeler ve problemler ortaya çıkıyor. Tabii buradaki taşıyıcılığı arttırmak, güçlendirmek, güçlendirmemek tekrar üzerine bir tedaviler gerçekleştiriyoruz. Tekrar eski haline getirmek mümkün bunları. Şimdi ben şey diyorum bazen hastalarıma, Özgür Bey'in de aslında bizim alanımıza giren, evet, alanımıza giren bir durum. Diyorum ki hastalarıma çok şanslısınız diyorum. Çünkü biz dişin üzerine bir şey yapıştırabiliyoruz. Ve dişin üzerine orijinal görüntüde birebir orijinalin aynısı tarzında bir yapıştırma işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yani ciltte siz hocam bunları sağlarken işte dolgu maddeleri kullanıyorsunuz, botoks malzemeleri kullanıyorsunuz ve ciltte bunu bu şekilde sağlıyorsunuz. Ama hiçbir zaman için cildi de tekrardan, yani deriye deri ekleme şansınız yok. Sizin yok. Yok, tabii. Yok. Ama bizim dişe bir şey ekleme şansımız var. Ah, öyle bir şey bende olsaydı. Evet. Ah, böyle bir şey bizde olsaydı. Kesinlikle. Yani dişler aşındığı zaman, ön yüzeylerinde bir aşım olduğu zaman artık herkes çok iyi biliyor. Ben 1994 yılından beri lamina uygulamaları yapıyorum. Ondan sonra bir lamina uygulamanı artık herkes biliyor. Biz laminaları dişin ön tarafında yapıyoruz. Ama şimdi artık dişler yaşlandığında dişin çiğneyici kısımlarına da lamina dediğimiz eklemeler yapabiliyoruz. Yani konuklarımıza sorarsak, yani ağzında soğuk sıcak hassasiyeti hisseden insan sayısı soralım, çok fazla. Soralım hemen. Var mı? Soğuk sıcak hassasiyeti. Soğuk sıcak hassasiyeti, ekşi şeyleri yemede bir hassasiyet. Çünkü gençken eriği mesela çatır çatır yerler değil mi? Gençler eriği böyle çatır çatır yerler. Ama yaşla artık erikti, salatalıktı. Mesela salatalarda bazı asitli şeylerden kaçar oluyoruz. Bunun sebebi dişlerimizin arka kısımlarının aşınması. Yani kadınlar altının bilezikleri birbiriyle takmazlar. Niye? Altınlar birbirini sürte sürte aşındırır. Dişler de işte aşınıyor. Dişler de çiğneyici kısımlar, özellikle asitli gıdaları tükettiğimiz zaman aşınıyor. Ve aşındıkları zaman da bu sefer çöküyorlar. Evet, sorumuzu alalım izleyicimize. Ben şöyle bir şey soracaktım. Evet. Ben bir yıl önce yani diş yaptırmıştım. Evet. Sabit dediler ama şu anda bir şey yediğim zaman özellikle sert şeyleri ya da elma türü olsun, meyve türü şeylerde anında çıkıyor. Bu acaba damakta bir sorun olduğu için mi, yoksa bir de ilaç falan kullanıyorum ben kendim. Onların etkisi olabiliyor mu yani? Yani kaplamanın ağza çıkması biraz kaplamanın tam adapte olmamasıyla da alakalı olan bir durum olabilir. Ya da yüksek yapılmış bir kaplamada da çıkabilir. Yani ne isem, yani korkuyorum düşecek diye, çıkacak çünkü diye. Çıkıyor yani, evet. Birden çıkıveriyor. Yapıştırma ile ilgili bir sıkıntı olabilir o. Yapıştırma. Yani. Peki hocam, biraz önce dediniz ya hani dişler yaşlanıyor, yaşlandıkça aslında bütün iskelet sistemini örnek göstererek. Peki nasıl etkileniyor iskelet sistemi dişlerin yaşlanmasına ve dişlerle ilgili olan sorunlarda? Şimdi iskelet sistemimizin bir parçası dişlerimiz dedik ya, dişlerimizin her biri aslında bir mikroçip gibi çalışıyor. Yani ne oluyor? Bir çiğneme hareketi yaptığımız zaman bir dişle kendi dişimiz birbirine çarptığı zaman beyni bir impuls gönderiyor. Diyor ki biz burada bir aktivite yaptık. Şimdi düşünün bayanlar, biz yani seyircilerimize söylüyorum. Mesela sinirlendiğimiz zaman ne yapıyoruz? Böyle çekirdek çit demek ne kadar deşarj ediyor bizi. Çıt 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 çekirdek çit diyoruz. Ya da bir şeyler yiyoruz. Ve özellikle sert şeyler yiyoruz yani. Ne yapıyor orada? Bir enerji deşarjı oluyor. Şimdi dişlerimiz birer mikroçip gibi çalışıp beyne sürekli olarak bir
impuls gönderiyor. Ve bu impulsu gönderirken bütün vücutla bir uyum içerisinde oluyor ve bunun bir dengede olması gerekiyor. Eskiden hatırlar mısınız, yani mesela bir insanın sağlıklı olup olmaması dişine bakılarak değerlendirildi. Yani dişlerin sağlıklılığı aslında iskelet sisteminin tüm vücudun sağlıklılığını anlatan bir şey. Kız istemeye giderken dişine bile bakmak işte, bir adet. O da diyemedim işte Özgür Hocam. Ben halk çocuğuyum. Tabii. Dişine bakarak. Hatta anneler, kayınvalideler hamamda da inceleyerek. En son dişe de bakarak. Ama son vize oradan alınır. Özgür Hocam doğrusunu yapıyorlarmış. Yani ben geçenlerde bir akrobasi seyrettim ve kendi kendime şunu düşündüm. Yani tek elinin üzerinde duran bir akrobatın acaba dişinde eksiklik var mıdır diye düşündüm. Mümkün olduğunu zannetmiyorum. Dişteki eksiklik o zaman bizim dengemizi de bozuyor mu hocam? Kesinlikle bozuyor. Özellikle tek taraflı diş eksikliği. Yani bir tarafımızdaki dişimiz eksik olduğunda düşünün bu çark böyle çalışıyor. Ve bu her seferinde beyni bir komut gönderiyor. Yani mesela yoga yapanlar bilirler. Alternatif pranayama diye bir nefes tekniği vardır. Sağ burundan sol burundan alır. Ve bunun sebebi de beyni çalıştırmaktır. İki taraflı çalıştırmaktır. İşte aslında dişlerimiz çiğneme yaparken beyni otomatik olarak iki taraflı çalıştırıyor. Peki. Ve beyni iki taraflı çalıştırmayan durum ne? Bir taraftan dişin eksik olması. Yani bir azı bölgesinde mesela şu diş eksik olduğu zaman düşünebiliyor musunuz? Bu beyni komut göndermiyor. Bunun komut göndermemesi ayak basmadan tutun, ayak basmadan tutun ta gözlerimizin paralelliğine kadar bütün vücudumuzda bir denge. Vücuttaki simetriyi aslında bozmuş oluyor. Kesinlikle. Oluyor. Ben bu konuya çok gerçekten müthiş merak duydum ve burada da şimdi spontan oldu anlatayım size. Mesela benim oğlumun ayak basma sorunu vardı. Ciddi anlamda. Çocuk sürekli olarak düşüyordu. Ne olursunuz bunu yani ben hani 5 çocuklu bir ailenin çocuğum. Babam çok titiz bir insandır. Ve bize çocukken ilk önce ayak basmamızla ilgili bakardı. Yani düz taban olmasın, düz taban olmasın. Ben bugün diş hekimliğiyle bunu bağdaştırdığım zaman ne kadar önemli olan bir konu olduğunu görüyorum. Yani ayak tabanımızın yere değdiği zamanki beyine giden impulsla dişimizin birbirine değdiği zamanki impuls aynı şekilde oluyor. Tek taraflı diş eksikliğimiz olduğunda da bir ayağımızda topuklu ayakkabı, bir ayağımızda da düz ayakkabı gibi oluyor. Olmuş oluyor. Evet. İşte dengenin evet. Şaşması burada aynen. Sorunu yaratıyor. Ve mesela diyelim ki arabamızın bir tarafına erkekler bunu çok iyi bir kar lastiği taksak, öbür tarafına düz lastik yapsak arabamızın belirli bir süre sonra road balance ayarı bozulacak. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Eklem sorunu ortaya çıkıyor. Yani çiğnemeyi aktive eden sistem, yani eklemlerde sorun ortaya çıkıyor. Geçmişte şöyle bir hikaye vardı. Bilir misiniz bilmiyorum. Kayınvalideler çok konuştuğu için çenesi düştü derlerdi. Çenesi evet. Çıktı, evet. Çenesi düştü. Çenesi düşmek tabiri yani. Değil mi? Vardı. Evet. Aslında kayınvalidenin dişleri zaman içerisinde çekilmiş ve hani şöyle dümdüz bir hale gelmiş. Kadıncağız da neresiyle bulduysa yemek yemiş. Çünkü damak protez ya da o tarzı bir protez yaptırma şansı yok. Ne oluyor? Bulabildiği yerle yemek yediği için de şu eklem normalde bir kondilin içerisinde ve böyle bir hareket yapıyor. Ne oluyor? Bu eklem bu hareketi yapamıyor ve esneme esasında bulunduğu kapsülden tık diye çıkıveriyor. Ve çenesi çıkardı. Eskiden mesela çene çıkığını yerine sokanlar vardı. Ha, tekrar yerine yerleşti. Tabii evet. Tekrar yerine yerleşti. Olan da bizim kayınvalideler oluyor. Yani kimse annesine söz laf söyleyemiyor. Evet. Her şey kayınvalideye söylüyor. Yani aynı yaştaki annenin çenesi hafifçe evet. Bir çıkıyor veya düşüyor kimse düşüyor. Bir şey demiyor. Ya da esnerken hapşururken. Hapşururken. Evet çünkü o çiğneyici kısımdaki yani dişlerin yer aldığı yerdeki kısımlar artık tamamen eriyor ve kişi bulabildiği yerle yemek yemeye başlıyor. Damak bir noktada diş fonksiyonunu görmek için uğraşıyor öyle uğraşıyor. Değil mi? Uğraşıyor. Tabii şey öğütmek ve birbirini parçalamak ve birbirine değmek durumunda ama bunu değdiği zaman da işte buradaki eklem otomatik olarak etkileniyor ve tak diye düşme sorunu oluyor. Peki çok önemli bir şey söylediniz aslında ağızdaki diş eksikliği evet. Bütün vücudumuzun, bütün sistemimizin dengesini kesinlikle. Bozuyor. İşte bu iskelet üzerinden de örnek verdik ama bunun evet. Dışında diş eksikliği yüzde de aslında bariz bir şekilde kendini o görüntüyü gösteriyor. De bozuyor öyle değil mi? Kesinlikle. Estetik müdahalelerle dişin yarattığının dışında yüzdeki asimetriler,
deprese çökmüşlükler, yan duruşlar belki aşağı düşüşü düzenlerinde biliniliyor. Ama evet, sizin yaptığınız çok evet, özel bir işlem pratiğiniz var. Vertikal yükseltmeler. Vertikal yükseltmeler. Bunu nasıl uyguluyorsunuz hocam? Ve bunu tanımlayın öncelikle. Vertikal yükseltmeyi ekranları başındaki sevgili izleyenlerimiz bunu tanısınlar. Şimdi vertikal yükseltme dediğimiz kısım, hani bahsettik ya konuşmamızın başlangıcında, laminalar var. Ne yapıyor? Ön taraftaki dişin yüzeyine biz ekleme yapıyoruz ve biz bunu estetik amaçlı dişi beyaz göstermek, daha çıkık göstermek ya da moda olan diş, tavşan diş görüntüsüne kavuşturmak için yapıyoruz biz bunları. Ama zaman içerisinde diş hekimliği sektörü şunu fark etti. Yapıştırıcılar çok gelişmiş, çok güzel, iyi yapıştırıcılar var ve biz bir dişin üzerine bir şey yapıştırabiliyoruz. Niye bunu biz arkada da yapmayalım? Yani arka kısımda neden yapmayalım? Arkada bir eriyen kısım var. Eridiği zaman kişi başlıyor yanağını ısırmaya, dilini ısırmaya ve çiğnemede bazı kayıplar yaşamaya başlıyor. Vertikal boyut yükseltme özellikle tüm dişleri olan ve dişleri tamamen aşınan kişilerde dişin çiğneyici yüzeyine aynı porselen lamine ya da kompozit lamine, yani dişin ön yüzeyine yapıştırma tekniğiyle aynı teknikle dişin çiğneyici kısımlarına, yani şu kısımlara ekleme yapılması tedavisidir. Yani yükseltiyorsunuz dişi. Yükseltiyoruz. Aslında bir asansör ve lift etkisi yaratıyoruz burada. Ve hani mesela şurada pilates topları var. Ne yapılıyor? Kişi günlük mesela pilates yaparak postürünü düzeltebilir. Duruş terapisi. Şimdi iskelet sistemi yumuşak dokuya destek. Ben bunu çok düşünürüm hocam. Yani hani insanlar mesela hastalar gelir bana. Size de mutlaka geliyordur. Ondan sonra ya benim gençken yüzüm böyle değildi. Hani böyle bakarım. Ya ne kadar deforme olabilir ki? Hani gençken sizin yüzünüz bundan çok... Sonra bir gençlik resmini gösterir, şoku uğrarsınız. Evet. Yani aynı insan olması mümkün değildir. Orada değişen şey aslında iskelet sistemindeki çökmektir. Yani kemikteki erime, o menopozla birlikte ortaya çıkan erime. Diş de aynı şekilde çöküyor. İşte dişin en büyük avantajı şu. Dişteki o çökmeyi biz dolgu maddeleriyle tekrardan yerine koyabiliyoruz. Bunu koyduğumuz zaman da işte en büyük fayda... Bu işte iskelet sisteminin desteklediği arka taraftaki mevcut olan nefes alma sistemiyle açılmış oluyor. Kişinin yüzünde bir ferahlama, kişide yeniden nefese kavuşma, yeniden yüzünün eski genç ve dingin hali çıkıyor. Çünkü neden? O iskelet sistemini destekleyen, mesela konuşurken bakın dudaklarım değiyor, dişlerime değiyor. Şimdi bu hareket dişlerin biraz daha uzun ve büyük olduğunda biraz daha geniş olacak ve otomatik olarak şu kısmımda, bu kısmımda ve bu kısmımda yüzümdeki deforme olmuş kaslarım tekrardan eski haline gelecek ve bir çalıştırma yapmadan, yani ekstra bir çalışma yapmadan. Evet, ne kadar önemliymiş evet, insanın şeyi anlattım, dişler. Oğlumla ilgili evet, basma sorunu. Mesela sürekli olarak ayak burkulması vardı ve benim kaç yaşında fark ettiniz bunu? 20 yaşında, ben 11-12 yaşlarında fark ettim ve konjenital diş eksikliği vardı. Yani doğuştan diş eksikliği vardı oğlumda. Ondan sonra ortopediste götürdüm. Ayaklarındaki problemi söyledim. Ortopedist ilk önce ben çünkü 2011-2012 yıllarında New York Üniversitesi'nde master'ımı yaptım. Ve orada holistik diş hekimliği, bütünsel diş hekimliği benim çok dikkatimi çekti. Ve o günden itibaren de bu konuda sayısız makale, sayısız yazı okudum. Yani bu benim çok sevdiğim, hekimlikte çok sevdiğim bir alan. Çünkü gerçek... veriyorsunuz evet, bütün, burada. Bütüncül tıp bunun tam karşılığıdır. Ki işte evet. Şimdi bütüncül yaklaşmak gerekiyor ve oğlanda ayaktan röntgen çekildiğinde ayak açısındaki problem tespit edildi ve çocuk basamıyor gerçekten. Ve bunun sebebi hepsi bir. Hepsi bir. Şimdi ortodonti ile çenesini düzeltiyoruz. 18 yaşını bekledik. Şu anda çenesini düzeltiyoruz. Ortodonti dişleri yerlerine koyuyoruz. Çünkü doğuştan eksik bir diş yapısı var. Ayaklarını da bildiğiniz ortodontik tedavi gibi ayağına matlar koyarak her 6 ayda bir değişerek basma sorununu giderdik. Daha önce sadece ayağının şu kısmı değerken şimdi ayağının bütünü değiyor. Ve böyle bir yürüyüşe sahipken, şöyle bir yürüyüşe sahipken daha dikeldi. Evet. Ne kadar şanslı bir çocuk görüyor musun? Çok yani evet, çok evet, evet. Yani bir gün arkadan yürürken ben tespit ettim bu çocuk basamıyor diye. Ona ki biz hani ailecek buna çok dikkat eden bir aile olmamıza rağmen ortopedisi zorla ikna ettim. Sonra böyle bir merkez varmış, çok şükür bulduk. Ve yani şu anda ortodontiyle de üst iskelet sistemini düzeltiyoruz. Çok çok geçmiş eksik olsun. Eksik dişlerin yerine bir materyallerle, ne tür evet, materyallerse bu materyaller, evet, bunlarla bir
simülasyon, tamamlama. Bir tamamlama yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Peki evet. Bunun için bir özel önden bir çalışma, bir çok çalışmalar. Bir simülasyon sistemine benzer bir sistem yapıyor musunuz? Şimdi şöyle, bunda birkaç kısımda tespit etmek lazım. Bir kere öncelikle eklemde bir sorun oluşmuş mu onu bulmak lazım. Eklemde sorun oluşmuşsa eklemi de beraberinde devralmak lazım. Bunun içerisine nöral terapi de giriyor. Eklemin düzenlenmesi de giriyor. Yani aslında hastayı birebir, yani patient reading dediğimiz hastayı okuma, biraz hastayı okumak lazım. Yani bu duruma, yani dişlerinin erimesine, dişlerinin aşınmasına sebep olan unsur ne? Mesela çok enteresandır. Benim bir diyetisyen hastam vardı ve çok da gerçekten hoş bir bayandı ve inanılmaz vertikal boyutu düşüktü. Her sabah kalktığında gün kurusu yiyormuş. Aslında gün kurusu da bir asit. Evet. Ve dişleri inanılmaz derecede aşınık bir kişiydi ve tedavi ettikten sonra bu aşınma problemleri geçti. Burada eklem tomografisinden tutun 3D tarayıcılar var. Yani ağzı dijital olarak tarayıcılar var. Normal ölçü tekniklerinden tutun birçok şeyi kombin olarak bir arada toplayabiliyoruz. Bu esnada da bütünsel tıptan da faydalanıyoruz. Haziran ayında büyük bir kongre olacak. Orada da bir konuşma yapacağım ben. Türkiye'de mi, yurt dışında mı? Türkiye'de olacak. Ondan sonra orada da bu konudan bahsedeceğim. Gerçekten artık ülkemizde bu konuyla ilgilenen doktor sayısı fazla. 3D tarayıcılar sizin kendi evet. bünyenizde mi mevcut, yoksa bir teknoloji sisteminden şimdi bu diş kliniklerinde mevcut olan bir cihaz. Yani bir diş kliniğinde olan bir cihaz. 3D tarayıcı bildiğiniz bir scanner gibi, ağız kamerası gibi ağzın genelini tarıyor. Ama farklı olan özelliği şu, aynı zamanda kapanışı da tarıyor. Yani dişleri birbirlerine örtüldüğü zaman, dişler tam birbirleriyle temas ettiği zamanki olan görüntüyü de tarıyor. Aynı hani depremlerde yazar ya, şu Richter ölçeğinde şurada şu olmuştur diye. Evet. Bu da dişte nerelerde temaslar var onu da açığa çıkıyor. Bu esnada da eğer prematüre kontak, yani prematüre kontak dediğimiz öncül temas. Mesela yemek yerken falan, ay dişim gıcırt etti derler. Dişim gıcırt etti bir anda. Ya bir sürttü, bir tuhaf bir şey oldu. Denilen temasları da ortaya çıkarıyor. O temaslar da, şimdi ben tarif edeceğim, şaşıracaksınız. Tam şu şakağın orada, şurada baş ağrılarına neden olur. Evet. Yani diş gıcırdatma, diş sıkma, bruksizm sizin tabirinizle evet. aslında ciddi anlamda zarar da veriyor dişe. Zarar da, dişe de zarar veriyor, artı ekleme de ve kasa da zarar veriyor. Yani şimdi burada, şimdi hocam çok iyi bilir, bruksizm botoksunda buralara yapılıyor. Ama şu kasta özellikle burada çünkü bir impuls veren bir kas var. Ve bu kas o prematüre kontak sonucunda aktive olur ve ağrı merkezini aktive peki, eder. Peki diş sıkmalarımızın diş evet. yaşlanmasına bir bağlantısı İnanılmaz var mı? İnanılmaz etkisi var. Şimdi ben bu istatistiği okuduğum zaman çok şaşırmıştım. Nedir yani, hocam? Günde biz gün içerisinde bir dişimizi, yani dişlerimizi birbirine 15 dakika değdiriyormuşuz toplam. 15 dakika. 15 dakika, yani uyanık kaldığımız zaman, yani 24'ten 8 çıkaralım, 16 saat. 16 saatte dişlerimizin birbiriyle temas etme miktarı 15 dakika. Bu yemek dahil. Hep açıkta kalıyor yani. Açıkta kalıyor ama diş sıkma gece boyunca. Şimdi biliyor musunuz, inanılmaz bir kuvvet. Kaçacak yer de yok. Yani kaçacak uykuda, yer de evet. yok. Bir de şöyle, biz diş sıkarken yani bir pirinç tanesini 70 kilogram basınçla çiğniyoruz. Tabii eziyoruz. Diş sıkarken bu 400-450'ye kadar çıkıyor. Yani gece boyunca aslında bütün böyle hani dişlerin tabiri caizse canını okuyoruz. Peki tedavisi nedir diş sıkmanın? Diş sıkmanın tedavisi, botoks tabii bunun için çok güzel bir önlem. Onun dışında bu gıcırdatmayı neden olan unsurları ağızdan kaldırmak lazım. Sadece bu unsur psikolojik olmuyor. Hı hı. Yani toplumumuzda çok fazla antidepresan kullanılıyor. Ben çok üzülüyorum evet, bu evet, duruma. Evet, benim de şahit olduğum bir yani, diş sıkma sebebiyle başvuranların arasında evet. antidepresanı bırakanlar bana sarılıp aman evet. yani çok büyük evet. bir sorundan kurtardınız diyen o kadar çok ki. Kesinlikle. Aslında diş sıkmanın bir nedeni de prematüre kontak. Yani öncül kontak. Onu gündüz vücut bir şey yapamıyor ya. Gece diyor ki ben bunu bir sıkayım da öğüteyim de birbirlerine sürteyim de bir bunu düzleşsin. Okuyayım. Aynen düzleşsin ve bunun için yani geceliğin diş sıkabiliyor. Özellikle bakın bu çok önemli. 6 ve 12 yaş arası çocuklar. Çocuklarda. Diş sıkıyorlar ve gıcır gıcır diş sıkıyorlar. Aslında bu dişlerin birbirine temas etmesi için vücudun mekanizması. Onları anneanneler
Babaanneler getiriyor bize, bu anne ile baba çok kavga ediyor, çocuk da strese giriyor. Çocuğun psikolojik sıkıntıları var. Bu anne babanın kavgasından bu çocuk bu hale geldi deyip bize getiriyorlar böyle. Diyorum ki hayır, anne babayla alakası yok bunun. Çocuktan al haberi, bunu da öğrendik bu arada, bunu da kenara evet, koyalım. Anne babayla alakası yok bunun diyorum. Bu çocuğun dişleri birbirleriyle temasa geçecek. Çünkü ilk sürdüğü zaman dişler böyle topucuk topucuk böyle. Bu olması böyle gereken bir şey mi yani kesinlikle çocuklarda? Kesinlikle olması gereken bir şey. Hani ben torunumun yanında oturdum, bu çocuk dişlerini bütün gece sıkıyor, gıcırdatıyor. Anne baba kavga ediyor, bak, çocuk benim böyle gelin yapıyor ne yapıyor diye acaba diye. Evet. Düşün. Peki hocam şimdi diş sıkma sorunuyla evet, şu an bizi izleyenler, kahvaltısını evet, yapan sevgili izleyenlerin evet, de yahu bu bir hastalıkmış ve bunun da bir çözümü varmış. Ne güzel evet, de anlatıyor doktor hanım. Ne kadar sürer bu tedavi başlıkları, neler ne kadar sürer bu tedavi? Şimdi hocam o hastalık ne kadar sürede açığa çıktıysa tedavisi de ona göre değişiyor. Ve tedavisinin metodu da aynı şekilde. Yani şimdi diyelim ki bruksizmin sebebi tek taraflı diş eksikliği. O diş eksikliği giderildikten sonra bruksizme başlanılır bilinir. Bir de mesela şöyle söyleyeceğim, toplumda gerçekten çok fazlaca yaygın olan, geçen onunla da ilgili bir yazı okuduğumda çok şaşırdım. %90 kişide diş eti kanaması varmış, biliyor musunuz? Yani düşünebiliyor musunuz? 100 kişiden 10 kişinin sadece diş etleri kanıyor. Yani sabahları biz dişimizi fırçalarken evet, o diş eti kanamasını aslında birçoğumuz görüyoruz ama onun normal bir şey olduğunu kabul ediyoruz. Evet. Şimdi diş eti kanaması olan kişilerde çoğunlukla da periodontal sorun var. Yani diş eti sorunu var. Ve diş eti sorunu olan birçok kişi de dişini gıcırdatıyor. Bakar mısınız bir orana? Yani %90 ne kadar ciddi bir oran. O zaman biz ağız ve diş sağlığımızı ciddi anlamda ihmal eden bir toplumuz diyebiliyor muyuz? Kesinlikle. Yani bu bir tek bizim ülkemiz için geçerli değil. Birçok ülke için geçerli. Yani benim mesela çok fazlaca yurt dışı hastasıyla temas şansım oldu. Onlarla da baktım. Hatta Endonezyalı bir hasta grubum vardı. Hiç diş etlerine dokunmuyorum. Çünkü artık yaygın bir halde. Yani hani nasıl, geleneksel hal olmuş. Alerji nasıl geleneksel bir hal oluyor bazı toplumda? Onlarda da diş eti sorunu geleneksel bir hal almış. Peki bir izleyici sorumuz var. Tabii. Soruyla devam edelim. Buyurun. Soracağım. Benim torunum var 8 yaşında. Dişleri evet, kaçırdıyor. Kaç? 8 yaşında. İşte dediğin durum. Dediğim durum. Yani dişler birbirlerine temas etmeye çalışıyor. Ama tabii mutlaka bir diş doktoru kontrolüne götürün. Diş doktoru mutlaka görsün onu. O gıcırdatma sorunu teşekkür gidebilir. Ederim. Ortadan kalkıyor. Hocam nedir o? Ben şimdi bunu özellikle getirdim. Sağ olsun teknisyenimizden de istedim. Yaptığı bir çalışmaydı, verdi bana. Şimdi şöyle biraz daha yakından tabii, gösterelim. Tabii. Şimdi bu iskelet sistemimizin bir parçası diyoruz ya dişlerimiz. Evet. Şimdi bu iskelet sistemimiz, dişlerimiz çekilmiş, hepsi çekilmiş, gitmiş, kemiklerimiz erimiş. Ve biz damak protezi mi mahkum kalacağız? Yani dişlerimizi damak protezi mi? Bu onunla ilgili bir protez sistemini göstermek için getirdim. Burada ağızda çene kemiği tamamen erimiş bir kişiye, şurada da maketi var, 4 tane implant takarak onun üzerine sabit yapılan bir protezi göstermek için. Yani burada şunu görün. Yani bizim Özgür Hocam, bizim bence diş hekimlerinin en bu konuda gıpta edilecek noktası var. Bizim hem yumuşak dokuyu hem sert dokuyu içeriden yerine koyma şansımız var. Yani burada görebiliyor musunuz? Hem diş etini hem de dişleri yerine konulan bir protez tipi ve sabit. Kişi bununla elmayı ısıra ısıra rahatlıkla yiyebiliyor. Yani bazen soruyorum, en son elmayı ne zaman ısıra ısıra yediniz diye böyle baka kalıyor o insanlar. Bu kişiler hemen takılır takılmaz bir elmayı yemeyi, ondan sonra ya da bir çekirdeği çitleyebilmeyi yapabildikleri sağlıklı. Alışma süresi ne kadar hocam bunun? Hastanın kendi damağında bu durumu? Yani hemen alışıyorlar. Çünkü güzel alışılıyor. Güzel olan her şey hemen alışılıyor. Peki çok güzel teknikler var, gelişen evet, teknolojiler var. Çok. Bu alanda sizin gibi ülkemizde çok değerli hekimlerimiz var. Ama biz aslında bu yöntemlerden faydalanmak çok önemli ama bu noktaya gelmeden de dişlerimizi koruyor olmamız çok önemli. Kesinlikle. Ne yapabiliriz? Dişlerimiz yaşlanmasın diye, dişlerimiz tahrip olmasın diye yapabileceğimiz şeyler var mı hocam? Ben hemen hemen 10 tane maddeye sığacak şeyler söyleyeyim. Bir tanesi mutlaka çocuğun ilk dişinin çıktığı zaman, yani dişler sürdüğü zaman mutlaka şöyle 1 yaş, 1,5 yaş dönemlerinde ilk önce bir diş hekimi kontrolüne başlasınlar. Yani koruyucu hekimliği biz ülkemizde yerleştirmemiz lazım. İkincisi dişlerde çapraşıklık varsa, yani mevcut dişlerimizde bir çapraşıklık varsa ki çocukken, böyle yani çapraşıklık dediğimiz yumukluk varsa aman bununla barışık yaşasın, hiç sorun değil demeyin. Bir diş hekimi bunu çözümü düzelsin. Var. Kesinlikle. Evet. Düzenli fırçalama tabii ki hepimizin bildiği. İplik kullanımı
hepimizin bildiği. Şimdi ağız duşları çıktı. Diş aralarını ağız duşlarıyla rahatlıkla temizlenebiliyor. Çünkü diş ipi bazen insanlar için çok zor olabiliyor. Onun dışında asitli gıdalardan uzak durma. Asitli gıdalara sebzeler, çiğ sebzeler ve çiğ yeşillikler de dahil. Bunları tüketiyorsak bunu tamponlayıcı, engelleyici macunları kullanmak. Asit önleyici artık bunlar çıktı. Asit önleyici. Fırçamızı kendimize uygun olarak seçmek. Fırçamızı, macunumuzu. Çocuklara lütfen 12 yaşa kadar erişkin fırçası, macunu kullandırmayın. Lütfen. Çünkü onların içerisinde aşındırıcılar var. Aşındırıcılı macunlardan uzak durmak. Night guard dediğimiz geceliğin koruyucuyu mutlaka kullanmamız lazım. Hı hı. Çünkü geceliğin dedim ya yaklaşık 8 saat kadar birbiriyle temas ediyor. Yeşil çay, ada çayı bunlar antioksidan çağlar. İbn-i Sina'nın bile kitabında yer alan. Ondan sonra bol bol tüketilmesi gereken şeyler gebelik dışında. Gebelikte ada çayı önemli. Gebeliğe girerken doktor kontrolüne girmek, sert ve kırabilecek şeylerden dişi uzak tutmak, 6 ayda bir diş hekimi kontrol etmek bu kadar. Daha harika. Çok bir şey var mı? Çok güzel özetlediniz. Evet, çok çok teşekkür ediyoruz efendim size. Diş hekimi Güzin Kırsaçlıoğlu stüdyo konuğumuzdu ve hakikaten ağız ve diş sağlığımıza çok farklı bir açıdan baktık. Nasıl önem vermemiz gerektiğini ayrı bir açıyla da gördük. Niye önem vermemiz? Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Ve